Selam. Selam. Söz sizde. Evet, arabada bir takım düzenleyici, aksesuar gibi bir takım şeyler aldık. Genellikle bagaj için arabada bagajı düzenlemek adına bir bagaj düzenleyici çanta var sanırım. Lastik tamir kitimiz yoktu. Onun haricinde ne çıkacak gerisini hatırlamıyorum. Şu an Oho. benim hatırladıklarım bunlar şu an. Bakın gördünüz mü arkadaşlar, o da hatırlamıyor benim gibi aldığım şeyleri. Aldım, bir hafta oldu. 6-7 parça ilk, en uzun ilk hatırladığımı çektim şu an. Direkt girdim konuya. Sen bir yandan anlat. Ben çekeyim. Benim anlatacağım hiçbir şey yok biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sadece burada oturacağım ve kahvemi yudumlayacağım. Bir şey bana yaptırıyor şu an. Çok mutluyum. İlk kez konuşan kişi ben değilim. Bunlar da iki ayrı paketmiş. Sonra onları birbirine bantlamışlar galiba. Hı hı. Ne unuttuk biliyor musun? Ne? Arabaya inerken maket bıçağı falan bir şey almadık. Ben şu an bunu düşünüyorum. Ben de hep evde aynı şeyi yapıyorum. Ama bunu evde biliyorsunuz var. Arkadaşlar ama evde mutfağa gidip hemen alıyordum bıçağı ya da çalışma şey odasını. Bagajdaki takım çantasını olacak getirsen. Bagajdaki takım çantasını. Hadi ya hayır. Hayır. Seninle mi oynayacağım? Ay çıkmadı ki. Ay kiçi çıkmış. Artık yapayım dedi. Onu da beceremedim. Var ya. Küçücükmüş Oğulcan, bu ne? Benimkinden daha kötü durumda bu arada. Benim maket bıçağıma laf ediyordu. Bir şey diyeceğim. Bu bayağı ziplenmiş bak. Şu kadar incecik şey. Bak şimdi. Bunu açıyorsun. Şuradan bir daha açıyorsun. Aa güzel. Sonra böyle açıyorsun. O kocaman oldu. Kocaman oldu bir. İkincisi yer şuradaki cırt ve şuradaki cırtla da arabaya yapıştırıyorsun. Aynen. Oğulcan'la beraber baktık bu arada bazı şeylere. Bunu ben çok beğendim. Hani çünkü tam böyle arabanın arkasının yerinden aynen. Ve cırtları da var. Aynen. O dursun şimdi. Wow. İki tane var bundan. Birincisi kesin lazım çünkü arabanın bagajını birazdan göstereceğim. Arabanın her şey her yerde arabanın bagajında. O yüzden düzenleme kabına böyle bir şey aldık. Bu bir dursun. Şöyle. Evet, tam bir Başak Burcu hareketi. Evet, şuraya attım onu. Hadi yeni bir şey çek. Heyecanla bekliyor bak izleyiciler de. O nedir? Ha o bugün geldi. Bu yurt dışından gelen. Aynen. Ben bunu aldığımızı bu arada unutmuşum. Ya pardon aldığımızı değil. Ben bunun geldiğini düşünüyorum. Düşünüyordum. Bugün gelmiş meğerse. Bu yurt dışından. Amazon siparişi o. Kahveni içiyordum. Soğuk. Bizim kahvemiz. Bizim kahvemiz. Hayır sen kendi kahveni içtin. Bir tane maket bıçağı incecik var ama ya. Aynen. Pardon. Benimkinin bıçağının değişmesi gerekiyor bu arada. Ben değiştirmedim mi? Paketi şöyle paketleri şöyle sağa sola bir sıkıştırayım da daha sonra toparlarız. Made in China. Çin mi oluyormuş bu? Normal. Yine bir yerde sarılı. Kesmeden düzgünce açmaya çalışıyorum. Kırık falan çıkarsa tekrardan paketlemek adına da. Wow. Bu bir tık plastik. Ben bunu demir zannetmiştim. Full demir değildi ama ben sana gösterdim. Dışı plastik dedim. İçi demir. Bu cırcırlı kriko kolu. Bu güzel bir şey. İki taraflı. Şeyli yön değiştirebiliyorsunuz. Bunu ben internette şeyini gördüm. Yön değişmeyenini gördüm. Ağır bu arada baya. Bu mu ağır? Yani ağır hani değil. Ağır. Ama hani çok böyle levye kadar değil. Normal kriko kolu bundan ağırdır. Çünkü çevirmeli değil. Olanlar var ya. Bu o işte çevirmeli yerine kullanmak adına güzel bir şey. Şöyle çıt çıt. Güç uygulama konusunda da sağlam olacağını düşünüyorum. İnşallah şu göz standarttır. Buna hani ölçüsü falan yazmıyordu. Bunu direkt aldık. Umarım bizim krikomuz olur. Kriko var, kriko kolu yok. Düşün. O kadar sanki. Ne geliyor? Küçük bir şey çektim. Bu ne acaba? Bir de arkadaşlar eve kargo geliyor geliyor. Hani Olcan'ın adına içinden de ne çıkacak bilmiyorum. Böyle merakla bekliyorum. Bir kenara koyuyorum. Aynen. Olcan kargo geldi. Tamam açarız diyorum ben de. Açarız. Dursun bakarsın. Sanırım. Ha bu film. Bunu yapıştıracağız. Bu arkadaş anti-fog film. Bu şeyler için, aynalar için. Şöyle gösterirsem sana gözüküyor. Aynaları yapıştırmak için su tutmayan.
Bundan merak ediyordum. Aldım. Deneyeceğim. Güzel olursa kullanırız. Güzel olmazsa. Şunu üreten firma her şeye bunu koyuyorlar. Aynen. Ya. Yani nasıl bir para kazanıyor çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Hani ayna boyutunda. Umarım bizim aynaya büyük ya da küçük gelmez. Böyle kapattım. Şunu geri koyayım. Bunu yapıştıracağımız zaman bunu göreceksiniz. O yüzden şimdilik bunu yerine şöyle bırakıyorum. Üçüncüyü. Sen kaç tane açtın? 3 tane açtım. 7-8 tane bir şey almıştık. Bakalım. Şu sırada. Hadi bakalım. Geliyor. Tamam, bunun ne olduğunu biliyorum. Bunu çekerken anladım. Boyutundan belli zaten bunun ne oldu. Anladım. Bu arkadaş lastik tamir kitinin yedek solüsyonları. Solüsyonlardan normalde arabada oluyor ama ben iki tane daha aldım. İnternette gördüm. Ne olur ne olmaz. Ucuzlu. Arabada dursun yedek. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir açayım. Bir tanesini size göstermek adına ama yani eve aldığımız diğer kargolar gerçekten hiç böyle paketlenmiyor. Araba için aldığımız şeyler açılamaz noktalar. Yok tatlım. Sen hiç kargo almıyorsun eve. Yoksa genelde sana alıyorum. Ve o kargoları da ben açtığım için evet, o da bilmiyor. Ben şöyle oluyor. Mesela diyorum Melis'e bu lazım. Melis bakıyor. İndirime girdiğinde şey yapmışsa alıyor. Acil bir şey değilse. Benim diğer kargo açılış videolarımı izlediyseniz yani görmüşsünüzdür. Ben şu açma özürlüsü gibi. Şurada bak. Bant olduğu için. Her yeri bant. Ama işte böyle de paketlenmezse aa kötü paketlenmiş ya da kırık çıktı diyoruz. Evet, o da ayrı bir hani konu. De yani tüp sonuçta aldığım şey. Şey. Bu şey. Lastik tamir kiti. Bu bütün benzinliklerde falan bu var bu arada. Otokit'in. Şu şeyi. Kapağı şöyle alayım. Otokit'in tüm benzinliklerde falan her yerde bunu görüyorum. İnternette en çok yorum olan buydu. Hani daha iyisi var ya da bu kötü bunu kullanma diyen varsa yazsın. Yani. Bunların iki tane aldım. Tamam. Bunu da geçiyorum. Bunları artık sana vereceğim çünkü ön tarafta yer kalmadı. Şuradan. Aklım kucağıma. Yolda kalmaya son yazmış. Aynen. Bu lastiğinizi şey, bir dakikada onarır. Bu şöyle. Lastik patladı ya da bir şey oldu ya. Bunu şu aparatı şeye bağlıyorsun. Lastiğin sibobuna. Çok yaşa. Sen de gör. Lastiğin sibobuna bağlıyorsun. Direkt basıyorsun bu içini. Hepsini mi basmış oluyorsun? Hepsini basıyorsun buna. Şey değil. Hmm. Bildiğim kadarıyla hepsini basıyorsun. Arka tarafta büyük ihtimalle yazıyordur kullanma talimatında ama şey komple basıyorsun o lastiğin içindeki bu içindeki solüsyon lastiğin her tarafını tıkıyor. Daha sonra sonra lastiği şişiriyorsun, devam ediyorsun. Aynı, ikisi de aynı. Böyle sallanmazsan patlayabilir onlar. Sakince bırak. Evet. Bu ne bakalım. Fatsa'dan gelmiş bu. O numaratör olabilir. Olabilir. Bu numaratör sanırım. Bu aracı bir yere bıraktığımda aynen bu numaratör. Bu da Otokit'in bu arada. Aynı markanın. Şey. Aracı bir yere bıraktığımda benim en büyük sorunum önünde numaramın yazmıyor olması. Hani bir şey olur, biri aracın çekler, şey yapar, bir şey olur. Hani aracın, araç numaran yok. Şey normalde gibi, hatalıysam ara. Şey, bir tane almak istiyordum. Böyle bir şey buldum. Heh, bak şöyle. Ha, güzelmiş bak yapısı da. Şöyle bu arada, şu an numaralar yok. Şöyle numaralarını da göstereyim. Numaralar bu arada sanırım gece ışığında parlıyormuş. Öyle bir. Aa, farklı bu numara. Mı? Güzel bir şey. Bunu aldık. Bir de şey, bunu yapışkanını falan çıkartıp yapıştırırız. Arabaya da yapıştırırımıza gösteririz. Şöyle bir şey var. Bunun şöyle yandan göstereyim. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Numaranız gözükmüyor. İsterseniz açıyorsunuz. Yani sürekli önde kalmıyor yani. Evet. Öyle güzel bir şey, sürekli şey var. Numaram niye gözüksün? Aynen. Yalnız bunun bir şeyini merak ettim. Bunun şeyleri nerede? Ha tamam. Şey, mıknatısı. Mıknatısı mı? Aynen. Güzel. Dedim. Hani çünkü arkası bakın böyle. Aynen. Bayağı bildiğiniz mıknatıs şeyi. Orada gözükmüyor. Hani o kadar yaklaştırsan. Şu işin altına. Şey oluyor. Yapışıyor direkt. Çekiyor yani. Şurada altında da çift taraflı şeyleri var. Bunu arabanın şu sol önüne falan bir yere yapıştırırız. Bunu da. Şuraya bak. Aynen. Kısım yapmış. İçinde. Bunu da atıyorum. Otokit'in sanırım
araba için ben bayağıdır aksesuar falan bir şey bakmıyordum. Otokit'in ürünleri anladığım kadarıyla bayağı tercih edilen ve güzel bir şey. Başka marka bilen varsa yazsın. Bu tarz ürünler için. Ben çok güzel şeyler buldum ama o kadar aşko kuşko şeyler ki. Hani böyle direksiyon için falan en son bir şeyler baktığımda, var böyle tüylü tüylü. Tüylü direksiyon kulüpler oluyor ya böyle ama hani direksiyon şöyle 3 katına falan çıkıyor. Ay, böyle evet. Tutuyorsun. Ya nasıl, öyle şeyler bakıyor. Nasıl çevirebilirsin direksiyonu öyle? Ya kullanabilen var mı öyle bilmiyorum. Ya direksiyon hassasiyet denen bir şey var. Yok ediyor. Ben anlamadım yani. Neymiş? Bu sanırım şey, boncuk. Nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Bir tane evet, alalım gerçekten dedik. Araba, her arabaya ihtiyaç arkadaşlar. Bir tane nazar boncuğu mutlaka. Aynaya nazar boncuğu, direkt vites koluna tespih. Hem bavula sarmışlar hem de şeye sarmışlar. Bu aralar evet. Başka bir şey var mı içinde bunun? Yok, tek bu. Değil mi? Sanki çok kalın gibi geldi. Paketler standart ya. O yüzden. Ya. Güzel paketlenmiş. Evet, güzel paketlenmiş. Güzel paketlenmiş. Şöyle bir tane. Şimdi ne kadar gözüküyor şu an bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Fatma Ana eli var. Aynen. Şöyle bir tane hatta hemen diyecek. Hemen asalım. Hemen astım. Şöyle dursun şu orada. Ama uzunmuş o ya. Güzelmiş. Şey yaparız. Kısaltırız bir onu. Bir tane düğüm atarız şuradan ya da aynen, bir tur döndürürüz. Onu ayarlarız şimdilik. Gözükmüyor ama sanırım. Ama bunu buradan çıkartmak zorundayız çıkartalım. Çünkü. Şu onu detay çekeriz birazdan. Sanırım son ve benim favori gördüğüm şey geliyor. Evet şimdi. Bu arkadaş evet tahmin ettiğim şey. Bu. Bunlar iki tane olmalıydı. Bunun içinde bir tane mi var? Yoksa kutunun içinde mi iki tane var? Onu merak ettim şu an. Gözlük tutacağı. Ama bir tane aldım. Bir pakette iki tane yok muydu? Bir tane. Ha dur bir tane alalım deneyelim de sonra bakarız demiştik. Hı hı. Doğru. Bu arada ben bunların aynısından Chibo'da da buldum. Evet. Chibo'daki de bayağı şöyle, güzel gözüküyor. Şöyle gözlük yani. Tutacağı bunu şu şeye takıyorsunuz şöyle. Şu an ruhsat orada olduğu için birazcık problem yarattı. Bunu şöyle takıyorsunuz. Bunu da getirip şöyle koyuyorsunuz. Gözlüğünüzü de buraya asıyorsunuz. Şu an hatta kendi gözlüğümü asmayı deneyeceğim oraya. Şu an gözükmüyor ama zaten pek. Ben tutmadığını söyleyeceğim size. Zaten çünkü demir değilmiş bu arada arkadaşlar. Plastik. Hani bayağı her tarafı tamamen plastik. Tabii tabii plastik. O yüzden zaten zarar vereceğini düşünmüyorum. Ama şurası yani bana yine de bir şey hani çok güven vermedi. O ara kısımda bir sünger bir şey olmalıydı bence. Şöyle koyacaksın. Orada duracak yani şöyle. Sürekli orada durursa mesela yer edebilir orada. Yer etsin kalır orada. Şöyle gözü de şuraya. Hmm. Ben biraz böyle artık şey titizleniyorum arkadaşlar. Bir şey istedim. Ama bu hani kısa vadede bence iş görür gibi geliyor. Aynen, bana. Kısa vadede iş görür. Bunu yerine koyuyorum. Ve evet şimdi efendim. Kargolarımızı açtık. Arabayı düzenlemiyor muyuz? Bagaj. Nasıl çok? Hayır. Evet sen numaratörü yap. Ben şey yapayım. Bagajı düzenleyeyim. Ben aynen. Ben minik şeylerle mutluyum şu an. Sen numaratörü yap ben de bagajı düzenleyeyim. Bagaja bir before after çekebiliriz. Gel hadi. Ne kadar da düzenli bir bagaj. Aman Allah'ım. Değil mi efendim? Çok. Takım çantası, iki tane ilk yardım kiti, bir tane lokma takımı, bir tane akü takviye kablosu, şemsiye, kriko. Yani. My way. My way falan böyle. Karman çorman duruyor. Hadi bakalım. Şunları biraz toparlayalım. Aynen. Hadi toparlayalım. Thank you.
Kerem, Olcan her şeyi aşağı koyduğu için şu an hani şöyle, düzenli gözüküyor bence. Şöyle göstereyim. Zaten burada akü takviye kablosu, kriko kolu, kriko, lastik kitleri var. Neyse, bunlar burada kaldı. İlk yardım çantaları burada. İki tane var şu anda çünkü şunun içindeki tüp ve birkaç bir şey kırık. Hepsini kontrol edeceğim. Bu eski arabadan kalan, bu yenisi. O yeni zaten şu, verdiler de. Bu, aynen bu yeni olan. Aynen. Şu an hani onun içinde de birkaç güzel bir şey var diye tutuyorum. Bir ara hangileri sağlam değil bakıp bunların ikisini tek bir şeye çevireceğim. Onlar duruyor. Düşecekti zaten. Düşsün. Şöyle dursun. Çantaları yerleştir istersen. Şöyle çantaları zaten biz sipariş listesi daha çalışacağız şu an. Onları da ya geldikçe çünkü göstereceğiz. Hani bez vesaire bir şeyler aynen de lazım araca. Bez aracı silmek için sprey, koku tarzında falan böyle birkaç bir şey bulduk internette. Ben pek sevmem de. Ya kokulu spreyler falan var. Neyse hani, böyle yapışıyor tarz arkadaşlar. Hop. Şuraya yapıştırdım. Şu cırtı şuraya yapışıyor şöyle. Bu hiçbir şekilde hareket etmiyor bu arada. Az önce denedim. Hani şunu da içine bayağı koyayım şöyle. Bayağı sağlam demirli. Şöyle katlayıp koyduğum zaman hani bu bayağı burada duruyor yani. Bir de burada ayrıca bir taşıma kolu var. Bak, gelmiyor bu şekilde. Gelmiyor hiçbir şekilde. O cırt güzel bir şekilde yapıştı kaldı. Son olarak bu hiçbir yere sığmayacaktı zaten. Bu arkadaş da şimdilik hani şöyle duruyor. Evet arkadaşlar, çünkü Oğulcan gerçekten çok ya şöyle, sağlamcı bir insan. Herhangi yani bir şey lazım olabilir de çok da bir şey yok aslında. Bir tane penseyle 2-3 tane anahtar var. Başka bir şey yok içinde. Küçük bir takım çantası. Eskiden de duruyor aracının içinde zaten. Arabayı söküp takacak kadar çok şey olduğu için bagajda. Evet. Bagaja sığamıyorduk bile. Şöyle göstereyim. Hala var ama bu araç için gerekmediği için eve çıkartacağım. O ne? Full takım. Wow. Hani full takım bir set duruyor burada. Hatta tekli şeyler falan da var yani burada. İçinde kumpas var öyle söyleyeyim. Hani ölçüm al ona göre bak. Mantığında kumpas bile var yani içinde bir set. Bu setin içinde bu güzel bir set. Bunu seviyorum. Evet. Şimdi diğer şeylere geçelim. Bagaj bitti. Çekmiyorum çünkü numarayı yazdım. Numara gözüksün istemeyiz. Yoktur. Şöyle takılması gerek. Aracın kesinlikle yıkanması lazım. Dışarıda doluya tutuldu, yağmura, kara kışa tutuldu. Hani şöyle göstereyim. Arabanın dışı gerçekten yani bir özellikle hani şöyle tavandaki pisliği göstersem yeter yani. Ama hanımefendi içinde oturuyor, temizlemiyor abi. Ne yapayım ben mi yıkayayım bu havada, bu soğukta? Hava ne? Havanın neyi vardı? Hava 10 derece. Hava buz. Later.